Kıbrıs Türk Ticaret Odası hükümetin kuruluş aşamasında ifade edilen reformcu anlayışa uygun hareket edilmesi ve reformların gerçekleştirilmesinin esas hedef olarak çalışmalarda belirleyici olması yönündeki beklentisini dile getirerek hükümetin 3 aylık performansını umut verici bulmadığını belirtti. Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkemizde ilk kez kurulan ve meclisteki mutlak çoğunluğu nedeniyle tıkanmışlığı herkes tarafından kabul edilen devlet mekanizmasını yenileyebileceğine dair umut veren CTP-UBP koalisyonu henüz daha 3 ayını doldurmadan 3 bakanı değiştirmiştir ve kuruluş aşamasında ifade edilen prensiplere ters çeşitli uygulamaları gündeme getirmiştir denildi. Bakan değişikliklerinin nedenine ilişkin tatmin edici açıklama yapılmadığı belirtilen açıklamada, bakan değişikliklerinin hangi ihtiyaçlardan kaynaklandığına ilişkin ikna edici açıklamalar yapılmamış olmakla birlikte, CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Terat'ın açıklamalarından anlıyoruz ki, esas neden Maliye Bakanlığı'nda değişikliğe gidilmesi ihtiyacının ortaya çıkmış olmasıdır. Hasan Başoğlu'nun kişisel nedenlerle bakanlık görevinden ayrılmayı isteyebileceği olasılığının varlığına karşılık, bu değişikliklerin belirleyici nedeninin kamu maliyesini alışılagelmiş yöntemlerle sürdürmekteki zorluklar olduğu görülmektedir. Devlet bütçesinin %85 kadarı maaş ve transferlere harcanması nedeniyle diğer kamusal hizmetlerinde etkin bir şekilde sürdürülemediği açıkça meydandadır ve bu durum siyasi istikrarı, kurulan hükümetlerin devamlılığıyla siyasilerin kendileri tarafından ifade edilen prensiplere uygun davranmalarını engelleyen başlıca unsur haline gelmiştir ifadeleri yer aldı. Ticaret Odası açıklamasında nereden bulunursa bulunsun yaratılan kaynakların bu yapıyı sürdürmeye yetmeyeceği, bu nedenle hükümetlerin kamu maliyesinin her ihtiyacı karşılayamayacağı gerçeğine bağlı olarak toplumsal öncelikleri doğru bir şekilde saptaması istenilirken, bu anlamda kamu maliyesi disiplin altına alınmalı, karşılanamayacak vaatlerle istikrarsızlığa çanak tutulmamalıdır denildi. Hükümetin istikrarlı bir şekilde çalışması ve hizmet verebilmesi için kamu maliyesinde disiplin sağlanması, bütçe dışı harcamaların suç sayılması, karşılığı olmayan vaatlerin ise en azından kınanması gerektiği, böyle bir hukuki ve ahlaki yapıya ulaşmadan bu istikrarsızlıklardan kurtulmanın mümkün olamayacağı görüşü savunuldu.